خب بریم برای پارت دوم گپ دوستانه من و رفقای ترکم. اگر قسمت اول رو از دست دادید از دست ندید، براتون لینکش رو میذارم، حتما برید تماشا کنید، کامل فوق العاده جذاب بود. این هم ادامه بحثمونه، بحثمون هم در مورد سیاست ها و شرایط فعلی ایران و ترکیه بود. بریم که شروع کنیم. Yani bir kez dünyanın en pahalı yeri olarak tanıtıldı yani. Tahran. Tahran. İran değil, Tahran. Yani enflasyon mesela, yüksek yani. Tabii yani lüks şeylerde, yani İstanbul'un en lüks yerler mesela Florya mı şey mi? Yeniköy falan. Yeniköy falan. Evet. Oralarda yani en pahalı evler ne kadar? Yani bilginiz var mı? 1 milyondan fazladır. Yani şöyle mesela şu an o taraflar yıllar falan euro dolar üzerinden oluyor. Hani yani değil. Apartman. Evler apartman işi. Aynen 1 milyon euro, 2 milyon euro. Yani Tahran'da deniz olmadığı için yalı değil onlar. Yani apartman, normal apartman düşünün. Deniz manzaralı falan da değil. Bildiğim kadarıyla 3-4 milyon euroya falan denk geliyor yine. Denizinden çok fazla gözükmesin diye euroya çevirdiler. Aynen. Dolara çevirdiler. TL çevirin siz kendiniz. TL Allah'ım evet zaten. 30-40 milyon. En çok şunu sormak istiyordum size. Çok yetenekliyseniz ve böyle çalışkansanız şu anda Türkiye'de başarılı olabilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Hemen cevaplayalım. Şöyle. Sen mi cevaplayalım? Hep tanıdık birinin olması lazım. Herkesin de olmuş bir şey var. Evet. Düşünüyorum bana. Yani çok başarılı da olsan bir yerde bir tanıdığın olmadığı sürece iş bulmak, aynen, yükselmek, yani rütbe sahibi olmak çok zor. Bunu hepimiz yani katılıyoruz. Yani şöyle liyakatli işlerin Çoğu artık torpille dönmeye başladı. Evet. Tabii eskiden böyle miydi bu kadar? Eskiler. Bu kadar değildi yani, liyakat epey bir düştü. Herkes tanıdığı oldu. İşte amcam var orada, dayım var. Torpil mi liyakat mı? Torpil. Yani torpilsiz bir işe girilmez mi? Şu dönemde kesinlikle torpilsiz hiçbir işe giremez. Birisi bir suç işlese çok rahat bir şekilde dayım var deyip çıkabiliyor artık yani hani. Nasıl doğma bilme bulasın sen? Sen beni tanıyor musun? Sen beni tanıyor musun? Herhangi bir adalet vesaire yavaş yavaş azalmaya başladı diye düşünüyorum. Siz de evet, mi düşünüyorsunuz? Evet, böyle öğretmenlerin atanmaları bile tamamen tanıdığa aynen bağlı. Yetenek konusunda aslında şöyle bir şey de var. Ülkede yeteneği keşfedemiyoruz da. Hani yeteneği keşfedelim ki aslında bir yere yönlendim. O da olmuyor zaten baştan. Yani atıyorum çocuğun matematik yeteneği var. Matematiğini geliştiremediğim için yeteneği de aslında bir işe tabii yaramıyor. Tabii çalışan insanlar çok, çok istisnailer dışında genelde herkes torpille bir yere giriyor. Biz bile belki torpille daha önce bir yere girmişizdir yani. Mesela şöyle bir şey, matematik deyince aklıma geldi. Ben Danimarka'ya gittiğim zaman orada mesela herhangi bir öğrencinin matematiği kötüyse, Türkçesi iyiyse, Türkçe diyorum ama yani Türkçesi iyiyse Türkçe dersinden öğretmen tutuyorlar. Hani matematiği es geçiyorlar ama hani buradaki aynen, buradaki evet, sistem hepsini böyle öğreneceksin, gireceksin tarzında. Bir yere odaklanma yok. O zaman mesela gençler çalışmak istemiyor falan diye yok, şimdi şöyle, şeyler var. Doktor olan, mühendis olan, kendini güzel geliştiren, burada para kazanamayan gençler zaten şu an yurt dışına kaçmaya başladılar bile. İran kadınları hakkında bilginiz... gibi mi gerçekten? Aynen. Başörtüsü zorunluluğu ya da ne bileyim orada çıkan bununla ilgili çatışmalar, kadınların çıkması, sokaklarda zarar görmesi başlarını açtıkları için. Bunu merak ediyorum. Veya bir erkeksiz mesela gezememe, yani neyin ne olduğu önemli değil. Mesela çok zengin bir kadında mesela diyelim babası ölmüş olabilir ama mal varlığı var. Yine de evlenmek zorunda kalıyorlar mı? İstemediği bir şeylere zorluk çekiyorlar mı? Veya ya da atıyorum kadın istediği şekilde giyiniyor. İsterse çok açık olsun, isterse olmasın. Yani ortalama normal, regular bir insan olsun diyelim. Sokakta mental şiddet veya fiziksel şiddet görüyor mu? Bunu merak ediyoruz. Öyle şey alıyor. Şey yani mesela bir de şey var mesela bir de hani... Benim İran'dan mesela bir tane daha kız arkadaşım var. Mesela ailesi çok normal gözüküyor ama hani galiba hani sadece buraya geldiği için daha rahat takılabiliyor diye düşünüyorum. Daha rahat giyinebiliyor gibi gibi. Bizi bilgilendirirseniz söz sende. Şöyle söyleyeyim.
Yani hükümetin istediği tabii sizin söylediğiniz gibi. Yani gezmekte değil de yani bir erkek yanında olması falan onlardan değil ama yani tamamen böyle kapanmak falan onlar istiyorlar ama yani yeni nesil dinlemiyor bunları. Videoları göstereceğim, ben size izletirim. Onları görseniz yani İstanbul gibi sanıyorsunuz yani bazı yerleri. Mesela Şiraz diye bir şehrimiz var. Şarabıyla mı ünlü? Aynen, şarabıyla ünlü. Aynen ve şairler sadece değil şairleriyle ünlü diye. Yani orayı bir görseniz yani hiç kimse ahlak polisleri falan dinlemiyor. Onları da zaten yani bir şey söylemiyorlar. Herkes dinlemediği için yani söylemiyorlar bir şey. Ama yani saçma şeyler var hala. Yani öyle tamamen yok diyemem. Var mesela şey yapacaktılar. Yani bunun cezası siz öyle açık gezerseniz cezası 1 milyon TL civarında olur diye aynen. Ve mesela arabada, araba kullanıyorsunuz mesela, size mesaj gelir, arabada görülmüşsünüz, yani açık görülmüşsünüz, kameralar sizi aynen almış, bu kadar ceza ödeyin. Ama erkeklere de bu mesaj gitmiş, demek ki para istiyorlar. Yani erkek diyor ki ben açık mı gezdim, yani yanlış mesaj göndermişsiniz falan, itirazda bulundu. İnsanları dinden de soğutuyorlar o zaman. Aynen, tabii yani gençlerin gerçek İslam olmadığını... Çoğu kişi bilir zaten. Tabii. Yani o kadar da bir de mesela Türkiye var yanımızda. Yani burayı görüyorlar. Yani sizin dizilerinizi falan izliyorlar. Yani herkes rahatça gezer falan. Öyle istiyorlar. Yeni nesil yani dinlemiyor artık bunları. Neden olması gereken bu? Tabii ki. Herkes tabii istediği gibi gezmesi normal bir şey. Herkes rahat gezemediği. Hani İç Anadolu'da falan, Güneydoğu Anadolu'da. Ama tabii çok hani nerede? Çok nadir yerler ben yine rahat sayılabilir. Hı hı. Ama bizde de çok nadir tek tük çıkıyor yani. Ama İstanbul'da hani imkansız birinin birine karışması. Kurallar kimin tarafında? Yani bir şey olursa mesela birini öldürdüler mesela. Yani yok kurallar solunda. Tamamen hani demokratik olarak hı hı, geçiyor. Hı hı. Genelde de hani tabii ki ya şöyle yazılı olarak mağduru tabii ki koruyor ama ne yazık ki şu anki yine hükümet de sağ olsun her zaman mağdur olan kurtarılmıyor yani. Kararlar bazen yine tanıdığı olana aleyhine lehine çıkabiliyor yani. Orada da bir şey var. Adaletsizlik olabiliyor bizde de ama bu çok nadir oluyor. Şu adaletsizlik dediğin mesela maaşlarda da falan geçerli mi? Yani bir kadının maaşı bir erkekten daha az mı? Yani öyle şeyler var mı? Yani şöyle aynı işi yapıyorlarsa mesela biz aynı işi yapıyoruz. Aynı maaş alıyoruz. Aha. Ben müdür olduğum için ben bir tık daha fazla var ama ben müdürüm evet, çünkü ama orada. Bir rütbesi var. Aynen rütbesi var. Genelde o konuda bir tık daha batıya daha yakınız şu anlık. Evet. Ama bizim yaşadığımız bölgede. Hani bu Güneydoğu'da ve atıyorum İç Anadolu'da böyle mi? Tam biz de emin değiliz. Aynı mesle yapanlar aynı şey almak zorunda çünkü şikayet edilince falan bunu yapan şirkete çok büyük cezalar veriliyor. Ha öyle mi? Aynen. Hı-hı. Kağıt üstünde öyle olması gerekiyor. Ve mesela iş arayan varsa hani kadınsa fark eder mi? Hani işsizlerin arasında. Yani burada İstanbul'da böyle bir şey ben hiç görmedim. Ben de hani gördüm. Kadınlar daha kolay işsizler değil mi? Yani evet. Pozitif yani ayrımcılık olabiliyor bazen hatta gerçekten. Ama doğu taraflarında ben bunun biraz daha sarsıldığını düşünüyorum yani. Hani daha çok mesela bir müdür olacaksa erkek. Ya da daha ya. Yüksek olacaksa erkek. Bunlar var. Da millet tarafından bu da. Tabii. Yani iş sahibi, işveren bu şekilde biraz eski kafa diye adlandırabiliriz belki. Bu tarafta yok dediğim gibi. Ama doğu taraflarında vardır. Var hatta yani. Halk arasında kadınlara saygı duyuluyor mu sizce değil mi? Ya yine biz de öyle. Yani Mesro'da falan düşünün yani. Yani aslında... Şimdi şöyle yani kendisini gelişmiş bir bireyden bahsediyorsam kesinlikle yani tamamen hem daha çok fazla kadına öncelik veriyorlar. Her zaman bizim söylediklerimiz onlar için bir şey olabiliyor veya fikrimizi alabiliyorlar. Ama bizim biraz yaşlı kesim mi denir? Eski usul yetiştirilen
bireylerimiz. Onlara saygımız sonsuz burada. Hani kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Ama sonuç olarak kimsenin düşünce yapısını değiştiremeyiz. Böyle bir gayemiz de yok. Fakat genel olarak bir tık daha erkek çocukları daha fazla rağbet görebiliyor. Kadınlar birazcık daha, kız çocukları birazcık daha ev işleriyle ilgili yapılması şartıyla bazı konuşmalara tanık oluyoruz. Yani İstanbul'da bunu çok görmez. Ama aynen İstanbul'da memleketlerde gibi. Aynen. Ki genelde zaten bu tarz yetişmiş bir ailede çocuklarımız mesela İstanbul'da çok görüyoruz. Benim öyle çok da üniversitenin arkadaşlarım da oldu. Kızlar mesela o tarz şekillerde hemen direkt İstanbul'a gelebiliyorlar, İzmir'e gelebiliyorlar. Birazcık daha hani halkın daha kucak açabileceği, daha destek görebileceği. Ya atıyorum kapısını çalıp da size hani yemek verirler ve o insanlar bir şey yapmazlar size. Hani o şekilde de yardımcı olabiliyorlar. Ben bir şey söyleyecektim, tamam, unuttum sen, ya. Ben ne diyecektim? Ben bir şey söyleyecektim. Ben söyleyeyim ya. Bahadır vatandaşlık da almış. 10 milyon tane vardır büyük ihtimalle kontrolsüz falan filan. Bayağı kokuyor. Çips. Bayağı kokuyor. Masa mısır. Dağılmıyorum ya. Hadi çıkarıyorum. Neyse sinirlendim. Sinirlendim. Tamam. Can çözüyor. Can da çözüyor.